Selamünaleyküm ülkemin güzel insanları. Trafikte araç kullanırken takip mesafesine dikkat edilmeli ve dikkat dağınıklığı olmaması adına telefonla konuşulmamalı ve aşırı yüksek derecede müzik dinlenilmemeli. Araç kullanırken hayati önemi, maddiyatı düşünülmeli. Yine böyle bir kazalardan bir tanesini göstereceğiz size. Aracın şoförü ve yolcusu emniyet kemerini takmış. Cam içeriden dışarıya doğru sanki kafa vurmuş gibi ama meğerse airbag şişince camı öyle patlatmış ama aracın içindekilerine zarar vermemiş. Ustamız şimdi aracı topluyor. Aracın önünde kaza var. Cafer Usta, panelini falan değiştirdin değil mi? Panel değişti. Radyatörler falan patlamış mıydı? Hepsini değiştiriyorsun. Kaskodan mı geldi bunlar? Şunlar kaskodan mı geldi? Sigortadan. Yok. Akü yuvası arkadaşlar. Akü yuvası herhalde. Evet. Akü yuvası da patlamış. Akü yuvasının yenisi orijinal. Akü yuva kapağı yine keza orijinal. Arkadaşlar, sigorta taplasının kutusu herhalde bu. Evet. Yani şunun bağlanacağı yerin alt üst kapağı mı? Evet. Beynimiz burada arkadaşlar. Genellikle bütün araçların beyni sol tarafta, aküye yakın oluyor değil mi ustacığım? Aynen öyle usta. Yani bu kazalarda, böyle büyük darbeli kazalarda beyin kendini kitlemeye alıyor mu? Alıyor. Bu arabada ya, almış mıdır? Bu arabada da almıştı. Yakıtı kesiyor. Yakıtı kesiyor, kitlemeye alıyor. Mesela diyelim ki bütün aksamlarını bitirdin, beyni açtırman gerekiyor. Açtırmamız gerekiyor. Evet. Nerede açılacak? Genelde cihazlarla açıyoruz. Kendi yani senin kendi cihazını açıyor değil mi? Açıyoruz. Bizdeki evet. Universal cihazlar da açıyor mu? Açmıyor. Açmıyor. Universal açmıyor. Orijinal olacak. Orijinal Renault'un kendi cihazı olacak. Volkswagen ise Volkswagen. Renault ise Renault. Elinizde ama Renault'un cihazı var. Var. Evet. Tamam. Şimdi bu tür kazalarda elektrik aksamında beyin ceyranı kestiği için yangın olasılığı yok herhalde. Yok. Beyin ceyranı yakıtı kesiyor. Yakıtı kestikten sonra da dörtlüler kendi kendine yanmaya başlıyor. Dörtlüler kendi kendine evet. Yanıyor. Marş basmıyor bir daha. Marş basmıyor. Otomatikman kendini stop etmiş oluyor. Mesela diyelim ki yolun ortasında ya da sol şeritte kaza yaptı. Dörtlüler belki şoför şuurunu kaybetti. Otomatik dörtlüler yanıyor. Arkadakiler onu fark etsin diye. Evet. Airbag'ler açtığı zaman otomatikman zaten dörtlüler yanar. Dörtlüler yandığı zaman da zaten geriden gelen sürücüler dikkat etsin diye. Airbag emniyet kemerleri takılıyken mi açar yoksa her zaman mı açar? Şimdi darbe sensörleri var ön tarafta. Darbe sensörü kazayı aldığı an açar. Darbe sensörü burada gösterebilir miyiz şu anda? Darbe sensörü şurada panelin arkasında iç kısmında kalıyor. Evet. İç kısmında kaldığı için yani önden aldığı zaman genelde işte şase diyelim. Şase ağırlıklı kazalarda %100 açıyor. Açıyor. Evet. Airbag açtığı zaman dörtlü yanar. Mazot ya da yakıt, benzin neyse yakıt evet. Devreyi keser. Beyin aracı korumaya alır. Aynen öyle evet. Korumaya alır. Evet, burada genellikle elektriksel arızalar olmuş. Çünkü araç şuradan soldan vurmuş galiba. Olduğu için, evet. Vurunca da gerçekten de bütün tesisat da burada ya. Ülkemin güzel insanları, gördüğünüz bu kırmızı kaploların hepsi elektrik değil mi? Direkt ceyran. Direkt ceyran. Evet. Şimdi normal içten yanmalı motorlarda elektrik kaploları kırmızı renkte oluyor ama hibrit araçlarda sarı renkte oluyor. Evet. Turuncu, sarı gibi. Turuncu, evet. Portakal, evet. Turuncu evet. Renkte oluyor. Yani onu ayırmalarının sebebi bu araç hibrit diye mi turuncu yapmışlar? Evet. Çünkü Toyota'sında, Honda'sında birçok araçların hepsinde Range Rover'da ben gördüm hep turuncu. Turuncudur evet. O zaman burada kırmızı ve siyah olduğu zaman içten yanmalı motorlarda elektrik tesisatı evet. Kırmızı renkte, hibritte turuncu. Aynen öyle. Evet. Hazır hibrit demişken hibrit araçlarda
herkes o aracı ellememeli değil mi ustacığım? Çünkü 330 watt elektrik var. Evet. Yani aküyü devresini kesmek lazım. Ondan sonra elektrik bataryanın önündeki şarteli çıkarmak lazım. Şimdi hibrit araçlarda kullanılan takımlar da farklı var. Tabii elektriği izole evet. takımlar var. Evet, izole eldivenler var. Evet. Ondan sonra aracın etrafını bir metre saracak turuncu evet. plastik dubalar olması lazım. Evet. Yani yüksek akım var. Ya düşün ya evde 220 volt, arabada 330 volt. Aynen. Yani ölüm tehlikesi var. Şimdi ön taraftaki torpidoyu neden söktük? Oradan bize bir anlatabilir misin? Görüyorsunuz arkadaşlar, buraya airbag patlayınca şişirmiş, onu da söyleyelim. Şimdi airbag açtığından dolayı torpido mecbur sökülüyor. Torpido neden sökülüyor? Yenisiyle değişiliyor. İşte airbagler yeni geliyor. Evet. Aracımız sigortalıysa kasko gönderiyor. Evet. Sigortasızsa müşteri kendi alıp geliyor. Hı hı. Yani bundan ötürü söküldü torpido. Ya bu full elektronik araçlarda bayağı da bir teferruat var değil mi ustacığım? Evet. Yani görüyorsunuz, yani bayağı bir teferruatlar var. Şuradaki demirin önemini de anlatabilir miyiz? Oradaki demir torpido demiri olarak geçer. Torpidoyu tutma amacıyla aslında. Aynı zamanda yanda işte sağda solda kaza esnasında çok içeri katlamasın diye de İçeri bir destek. İçeri katlamasın, evet. içerideki insanları korusun diye. Korusun diye, evet. Buradaki sivri şey ne acaba ya? O da şeyi merkezlemek için demiri. Bir de torpidonun iç dış yani kenar köşe ayarı var ya. Evet. Onu merkezlemek evet. için. Hem sağında vardır o hem solunda vardır. Bunda şasi de var değil mi? Tabii. Mecburen kaportaya takıldığı için şaseyi de gördüğünüz gibi ülkemin güzel insanları torpidonun içindeki elektriksel aksamların şase kabloları da bu demire takılmış arkadaşlar. Kimisi torpido demiri der, kimisi torpido barı der. Evet. Yani insanlar kendi şeyine göre bir isim koymuş, öyle devam ediyor işte. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Bu tür buraların sökülmesiyle alakalı bilinçli insanların sökmesi daha mantıklı değil mi evet, ustacığım? Evet, aracı iyi tanıman lazım. Ben hiçbir zaman unutmuyorum geçmiş tarihte. Kardeşimin Peugeot 206'sını bir elektrikçide söktürdük. Yolda giderken torpidonun her yerinden çıtır çıtır ses geliyor. Evet. Sanki civatanın yarısı takılmamış gibi. Şimdi bu torpido işi biraz sıkıntılı bir iş. Neden diyeceksin? Çünkü göğüs bir bütün. Evet. Altını da takarken izole etmek gerekiyor. Yani. İzole etmezsen başlar ses yapmaya. Yani saç civataları bile düzgün sıkılmadığı zaman ya soğuklarda ya yüksek ısıda aynen. çıtır 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 genleşme şu yapar. Köşelerden, bucaklardan sesler geliyor ülkemin güzel insanları. Onun için bu tür şeylerde işi bilen ustalara yaptırmanız tavsiyemizdir. Emniyet kemeri şart. Şart. Yani insan araç sağlığı, araç takman lazım. Mesela diyelim ki ne demiştik? Airbag öndeki şeylere bağlı emniyet mesela, kemeri takılmasa dahi patlar ama bu bir can güvenliği emniyet evet, kemeri. Evet. Onun için araç kullanıyorsanız muhakkak takmanız gerekiyor. Evet. Bunun başka alternatifi yok. Teşekkür ederim ustacığım. Ben teşekkür yani ederim. Bu tür şeylerde torpido mecburen sökülüyor airbag için değil mi? Evet. Hem yolcu airbag'i patlamış. Hem sürücü. Hem sürücü patlamış. Evet. Sürücü cama uzak olduğu için cama etki etmemiş ama yolcu airbag'i burayı tamamen kapatmış arkadaşlar şurayı. Mecburen camı patlatmış ama içerideki yolcunun en azından hayatını kurtarmış. Evet ustacığım. Evet durum bu arkadaşlar. Cafer Usta toplayacak aracı. Soner Usta'mız da yanımızda. Soner Usta'mız hani bir köyün ağası olur ya. Hani diyelim ki Hasan'a eli belinde böyle turluyor buraları. Bizim dükkan oraya geliyor çayını alıyor. Ben diyor neyimi almadım diyorsun. Bugün sizden çay almadığım zaman işim rast gitmiyor diyor. Ters gidiyor işte. İşim abi. Ters gidiyor diyor. Geliyor çayını alıyor işte. Ustam da siz Toyota'dan yetiştiniz değil Toyota'da mi? Toyota'da yetiştik evet. Ama artık diğer karışık araba gruplarında öğrendiniz. Evet. Yani mecburen çünkü Toyota'nın yetkili servisindeydiniz.
Derindere'de çalışıyorduk. Derindere'de evet. Çalışıyordunuz. Derindere'de servisi kapattı. Kapattığı için. Siz de artık piyasadasınız yani. Evet. Evet arkadaşlar. Servisteydi. Şimdi bizim gibi alaylı. Alaylı yani konservatuvarlıydı. Artık alaylı. Hani sanatçılar der ya şarkıcılar. Ya ben işte kendi kendime öğrendim. İşte konservatuvardan alaylı olmak, karışık araba grubuna da bakmak demek. Allah herkese hayırlı iş, bol kazanç versin inşallah ülkemin güzel insanları.